günler. Hocam bir sorum vardı benim. Dinliyoruz efendim. Hocam devlet hastanesindeki bayan doktorlar çok yoğun olduğu için randevu alamıyoruz. Özele de gitmeye maddi durumumuz iyi değil. Bu durumda devlet hastanesindeki erkek doktorlara gidebilir miyiz? Hani bayan doktor var ama çok yoğunlar onlar. Hani peki az efendim. Az bir miktarda var. Veya daha uzman olduğu için erkek doktora gidebilir miyiz? Yani kadın doktorlardan sıra bulamıyoruz veya randevu alamıyoruz. Veya bazen kadın doktor var ama mütehassısı o konuda erkek. Böyle durumlarda nasıl hareket edilir? Tam ünivers saatte mi diye de bütün alternatiflerin hepsi yazılmış. Mütehassıssa, yani ondan başka da yoksa kadın erkek doktora, erkek de kadın doktora gidebilir. O zaruri durumlarda. Zaten kitaplarda anlatılırken bunlar zaruret kadar doktorun, hemşirenin, sağlıkçının bakması haram olan yerlere izin verilmiş. Ama zaruret miktarıdır bunların hepsi. Ondan sonra hastanın da aynı şekilde göstermesine izin verilmiş. Bunlar günah olmuyor buyuruyor. Kitaplarda bunlar açık net bir şekilde bildirilmiş. Ama adam koluna bakacak, o belden üstlerini soyunursa veya belden üstlerini soyarsa o daha normal bir şey olur. Ha böyleleri çıkar mı? Efendim yani doktorluk mesleğiyle bir alakası olmayan sadist insanlar tıp fakültesini bitirince o sadistlik vazgeçmez. İlahiyatta da öyle o. Değişmez yani. Yani adamın eline mevki, makam veyahut da etiketi tutuşturduğun zaman bakıyorsun. O kendini gösteriyor. Cibilli yeteneğiyse su yüzüne çıkıyor. Hani böyle fıkra gibi, hikaye gibi anlatılır geçirir de aslında o anlatılan şey bir gerçeği anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Adam oğluna şöyle bakmış. Demiş sen adam olamazsın. Adam okumuş, siyasayı bitirmiş, vali olmuş. Babasını da aynı şekilde polis de ayağına getirtirmiş. Ayak ayak üstüne dağıtmış. Baba demiş sen demiş bana adam olamazsın dedim ama ben demiş vali oldum. Oğlum ben sana vali olamazsın falan demedim. Adam olamazsın dediydim. Olamamışsın dedim. Çünkü kılık kıyafet ve mevki makam insana insanlık şerefi itibariyle bir şey katmaz. Yani merkebe güzel elbiseler giydiği zaman merkepliğinden aynı şekilde herhangi bir şekilde bir değişme olmaz. Adamın cibilliyeti merkepse, cibilliyeti köpekse, güzel elbise de giydirsen öyledir. Hani biraz önce nakletip büyüklerden bir zatın sözü. Kalbi temiz fakat üzerindeki elbise kirli. Ama birisinde üzerindeki elbise temiz, kalbi kirli. Öbürüsü bundan eftaldir buyuruyor. Öbürüsü bundan eftaldir. Dolayısıyla mesleğini eline etiket veya mevki makam geçirdiği zaman yanlış kullananlar hep çıkmıştır. Çıkmaya da devam eder. Bu doktor olur, avukat olur, eczacı olur, din adamı olur, asker olur, polis olur. Herkes cibilliyeti gereği. Çünkü bu meslekler tamam Allah'tan ezeldeki takdir etmiş olduğu nafakayı temin için birer vasıtadır. Sebeptir. Ama insanlık o mevki ve makamdayken veyahut da o etiketi aldığı zaman gerçekten aynı şekilde İslam terbiyesiyle İslamiyet'in bir dediği şekilde eğitilmiş olsa o onlara titizlikle riayet eder. Kısa zamanda da Allah-u Teala herkesin kalbine onun sevgisini yerleştirir. Bu otomatik olarak meydana gelir. Hani bazen insanlar arasında çok sevilen vardır. Ve dikkat edin adam güzel huyludur. İnsanları incitmiyordur. Yani adamın etiketi de yoktur falan. Ben çocukken şey yapardım falan. Mesela Ahmet'a, Mehmet'a, Yusuf'a mesela deniyor böyle. Herkes gidiyor, kapısına gidiyor. Yaşça bizden büyük bir abimiz diyelim. Anlattıydı da kendi memleketlerinde o da ben dedi küçüktüm. Bizim orada dedi Mehmet Ağa ismiyle bir adamcağız varmış. Bu adamcağız yani durumu iyiymiş. Herkes geliyor bunlar ödünç para istiyor. Bir gün birisi buna demiş ki, demiş Mehmet Ağa senden para istiyor ama demiş senin parayı alıp çalıştırıyor bunlar. Yani ihtiyacı olduğu için almıyorlar falan. Şimdi adam verdiği cevap öyle durmuş olmaz demiş. Müslüman ihtiyacı olmasa istemez. Niye?
Çünkü o adam beyni de kalbi de doğru bilgilerle donatılmış, bununla formatlanmış. O tersini düşünemez ki. Ancak bu sütü bozuk, cibilliyeti bozuk, niyeti bozuk, dinden imandan haberi olmayan kimseler böyle saf insanları adam enayi kandırdı falan. Kim kimi kandırdı? O güzel aynı şekilde formatta formatlanmış. Aklı da kalbi de. O onda güzellik sudur eder. Senden de akreplik. Sen sokarsın. O da bal verir. Aradaki fark bu. Aradaki fark bu. Mesela daha önce kitaplarda okurken ben dikkatimi çekerdi falan. Allah Allah böyle insanlar var mı? Hani ben babaannemi gördüm. Öyle şey itibariyle. Yani onlar da suyunun suyuydu yani. Babaannemler kuşakları. Ben sonra Enver abiyi görünce Allah Allah dedim. Bir kimse İslamiyet'i hayatına geçirirse dedim böyle olur. Şimdi Enver abi sevmeye yoktu. Ha düşmanı yok muydu? Elbette yani peygamberlerin bile düşmanı var. En çok düşman olan Allah-u Teala'dır. Ama benim anlatmak istediğim o değil. Yakın mesafede insaflı yaklaşanlar bu artisti de, oyuncusu da, patronu da, herkes vefattan sonra mesela bir beklentisi yok ama patron. Yani Metin Şenay diyor mesela. Övüyor. Metin Şenay diyor. Mesela Enver abinin o zamanki müessesinde vazife yapmış veyahut da aynı şekilde belli müddet çalışmış, sonra ayrılmış gitmiş. Bir ihtiyacı da yok mesela. Meşhur şöhret de var. Herhangi bir şey yok. Bir şey olduğu zaman Enver abi övüyor. Niye? Yani yağ çekme durumu söz konusu değil. Ondan bir güzellik sudur ediyor ondan. Ondan bir güzellik sudur ediyor. Ondan hani nereden açıldı? İster doktor olsun, ister din adamı olsun, ister avukat olsun, ister asker olsun, kim olursa olsun. Önce insan olsun. İyi bir insan olsun. İyi bir insan olsun. Böyle olunca doktorsa da gelen hastası, bu Müslümandır, gayrimüslimdir, onların hukukuna da riayet eder. Müslümansa gelen, İslamiyet'in hassasiyetlerini bilir, ona göre muamele eder. Zaruret olmadığı müddetçe ya da zaruret miktarı aynı şekilde muamele eder. O zaman kimse incinmez. Yok efendim hani böyle şeyler var. Laiktir, laik olacak. Ne alakası var ya? Devlet laiktir de insan laik değil ki. Adam Müslüman. O adam Müslüman. İslamiyet'in aynı şekilde icabı gereği ona saygılı olursan, senin de aynı şekilde itikadın inancın ne varsa karşı taraftaki ona saygı gösterir. Şeyde biz Konya Vatik'te okurken bir hocamız vardı. Bir şey anlattı. Ben dedi daha dedi işte ortaokul yıllarındaydım dedi. Bizim Konya'nın bir mahallesi. Onlar orada ikamet ediyorlar. Yaşlı iki tane dedi Ermeni kadın. Daha önce Konya'da Ermeni ve Rumlar da varmış. Hatta Rumların böyle boşal tehcir döneminde karşılıklı muamele. Evet varlarmış. Bu yaşlı iki tane kadın işte daha önce burada hicret etmişler gitmişler falan. Buna demişler ki evladım demişler siz çok bozulmuşsunuz ya. Siz çok bozulmuşsunuz. Biz demiş burada ikamet ederken çarşıya pazara çıktığımız zaman hele pazar yerlerinde yoğurt, peynir, zeytin böyle açıkta satılıyor. Veyahut da aynı şekilde kurutulmuş kayısıdır, şeydir falan. Bazen mesela abla teyze bak tadına derler. Değil mi? Biz demiş o açık olarak satılan yoğurt, peynir bunların tadına Ramazan-ı Şerif'te bakmazdık. Müslümanlar oruç tutuyor diye. Açıktan yemezdik, tadına bakmazdık. Sizin kendinize bile saygınız kalmamış demiş kadın. Kendinize bile efendim ben demokratım. Sen senin demokratını, dahi senin laikliğin, dahi senin aynı şekilde bilmem ne aydın görüyorum. Ne aydını be ya. Sifiri karanlıksın yani. Çünkü başkasının hakkı hukukuna riayet etmeye saygı gösteren kimse de hayır gelmez. Bu kim olursa olsun efendim. Dolayısıyla nereden çıktı? Hani erkek doktora gidebilir miyiz de dinleyicimiz de. Efendim yoksa başkası aynı şekilde gidilebiliyor. Dinimiz de zaten onlara izin vermiş. Peki efendim. İkinci bölümde devam edelim.